Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte dünyanın en tuhaf yiyeceklerine bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olduysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde dünyanın en tuhaf yiyecekleri nelermiş görelim. Şu an bayağı susayan bir arkadaş görüyorum ama bu içtiği şey de neyin nesi? Bu şu marketlerde satılan bir şeyin çekirdeği olan jelimsi sulara benziyor, bu o mu acaba? Abla bir nefes mi alsan acaba? Yani bu kadar susadığını... Beklemezdim. O aldı şey de ya, iğrenç. Afiyet olsun. Oh yarabbim şükür. Evet, şu anki gördüğümüz şey dünyanın en tuhaf yiyeceği değil. Salatalığı tuza batırdık ve şu an sushi mi yapacağız? Tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum ama salatalığı tuza batırıp yemek dünyanın en lezzetli şeyi değil mi sizce de? Salatalığı tuza batırıp yemeyi sevenler bir like ile kendini belli etsin. Salatalığı sushi çubuklarının arasına koyup doğradık. Ton balığı mı? Ton balığını bir kaseye koyduk ve sarımsak ekliyoruz üzerine, rendeliyoruz. Evet. Artı tuz, karabiber, bir şey. Aa, bunu ona batırdık. Ay nasıl bir şey acaba tadı? Ben harbiden aşırı merak ettim. Ton balığı ve salatalığın uyumu nasıl bir şey acaba? Aranızda ton balığının yanında salatalık yiyenler var mı? Eğer yediyseniz nasıl bir tad uyumu var gerçekten çok merak ettim. Yiyenler yorumlara. Evet, tam bir rahatlatıcı video derken teyze yedi şu an ya. Ne yedi? Teyze yedi ya. Bu ne öyle? Nugget'a benziyor ama. Bu bir Japon animasyonu değil miydi? Ruhların kaçışındaki o ruh herhalde bu. Onu neden yedin? Hansel ve Gretel'i neden yedin? Gerçekten neden böyle bir şey yapıyorsun şu an? Bu yediği şeyler slimesı sakızlara benziyor. O ağız hareketiyle bir canımı da çektirmedin de iyi, çok sağ ol. Karnımız acıktı. Şu anki gördüğümüz şey bir ıstakoz arkadaşlar. Aslında gerçek bir ıstakoz değil, vegan bir ıstakoz. Acaba bu ıstakozun içinde ne var? Şu an aşırı merak ettim. İnanır mısınız? Hayatımda hiç ıstakoz yemedim ama şu an deli gibi canım vegan ıstakoz çekti. Nereden bulacağım? Bulamayacağım. Al işte. Bu videoların böyle iğrenç bir özelliği var arkadaşlar. Canımızı çektiriyorlar ama biz hiçbir şekilde yiyemiyoruz. O zaman biraz da makyaj malzemeleri yiyelim. Hem de Chanel'li. Evet, çok güzel. Çikolata mı yapmış, kek mi yapmış, makyaj malzemelerinden neden böyle bir şey yaparsın ki? Çok saçma. Dünyanın en tuhaf yiyeceği demiş miydim? Sanırım bu. Şu an bunun içinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu ne be? Yumurta falan mı ya? İçinden ne çıktı? Harbi yumurtaymış. Bu bir deve kuşu yumurtası ve iğrenç soslara bulanmış bir şekilde yiyor abla. Gerçekten bu video beni dediği gibi haşlanmış yumurtadan soğuttu desem ne dersiniz? Büyük ihtimal hayatınızda daha önce böyle bir milkshake görmemişsinizdir. Ben ilk kez görüyorum, kuru kava şeklinde milkshake yapmışlar. Bu milkshake'in üzerinde bir sürü tatlı var ama bu milkshake'i içen ve üzerindeki şeyleri yiyen kişilerin bundan sonra hiçbir şekilde tatlı yememesi gerekir. Çünkü aşırı kalorili bir şeye benziyor bu. Ama nefis görün. Bu ablanın yediği şey ise bir mantarmış. Bu nasıl bir mantar? Bayağı yosuna benziyor. Ve sen onu yeşil kaplı bir nükleer atığın içine batırıyorsun ve onu yiyorsun. Afiyet olsun diyorum. Bu arada o çıkan buharlar nereden geliyor acaba? Ablanın niye ağzı burnu kaydı? Ne yedi şu an? Aşırı merak ettim. Bayağı da keyifli ya. Ağzına direkt olarak çiğ sarımsak mı attı o? Şu an ablanın kokusu burnuma kadar geldi ya. Of ablam. Neden böyle bir şey yaparsın ki? Jöleden el yapmışlar ya. Şu parmakları sallanışına bakar mısınız? Aşırı komik görünüyor. Orta parmağı bırakman çok iyi oldu gerçekten hepsini. Bu ne ya? İğrenç bir şeye benziyor bu. Onu neden yapmış ki acaba? Bir jöle falan mı? Peki bunun bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, tabii ki de bilmiyordunuz. Ne meyvesi olduğuna dair inanın benim de hiçbir fikrim yok. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Bir balık yumurtasına benziyor sanki. Bu meyveyi kestiğiniz zaman içinden böyle pütür 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 şeyler çıkıyor. Ve onları yiyorsunuz. Hiç canım çekmedi desem. Hatta hafif mide bulantısı yaşadığımı söylesem. Lütfen güzel yiyecekler gösterir misiniz artık? Bu ne ya böyle? Ne yedi o? Bir şey yedi ve içinden sanki böyle eriştemsi şeyler çıktı gibi. Noodle'ımsı. Bağırsak doldurma falan mı? Bu arada gerçekten aranızda bağırsak doldurmasını sevenler var mı? Bir yorumlarda kendini belli etsin. Ne yiyorsun? Bu çikolata falan mı ya? Kocaman çikolataya benziyor. İçinden yanardağ falan mı fışkıracak şu an? Abla yiyemediği için 10 üzerinden 2 verdi. Tadına da 10 üzerinden 6 verdi. Ama sen bunu sevmedin gibi ya sanki. Sevmediysen bana verebilirsin abla. Büyük bir zevkle yiyeceğimden emin olabilirsin. Dondurma mı? İşte en çok sevdiğim şeylerden bir şey daha. Oh be, ne bu? O külahın üzerine o dondurma biraz büyük olmadı mı sence de? Ama aramızda hangimiz şöyle bir külahın üzerine kocaman bir dondurma yemek istemez ki?
Ben istememeye karar verdim herhalde. Çünkü dondurmanın olayı aslında bu muymuş? Bu ne ya? Böyle bunu nasıl yiyebilirsin? Evet, bu bir pizza. Pizzayı nasıl sucuklarını birbirinden ayırıyoruz derken... Pizzadan dondurma mı yapacaksın? İnanamıyorum. Nasıl olur ki acaba sizce tadı? Bence çok kötü olur. Bu bir çikolata topu. Of. Neden bizde şöyle toplar yok ya? Şuna bakın. İçinden resmen şelale akıyor. Çikolata şelalesi. Abla yalnız onların hepsini yiyecek misin? Komalık olursun. Harbiden şeker komasına girersin benden demesi. Ama sen de bu çikolata topundan bir yemek istediysen like'la kendini belli et. Ben kendime attım. Abla tırnaklarla tereyağını mı yiyeceksin? Ne döküyor oranın içine? Sanırım ablanın atıştırmalığı buymuş. Tereyağını suya bandırıp yemek. Ama ablacığım sana bir şey söylemem lazım. 2 güne senin damarların pert. Damar tıkanıklığının tek nedeni gerçekten bu olabilir. Tereyağını neden bir insan ısıra ısıra yer ki? Tereyağının en güzel yeri ekmeğin üstüdür. Üzerine de baldır. Oh! Ama gerçekten sen beni biraz şok ettin ya. Harbi şok oldum yani. Şok. Ben konuşmayı unuttum bu arada. Meyveleri jöleye batırmışlar sanırım. O kadar güzel görünüyor ki ve tadının o kadar güzel olduğuna eminim ki şu an. Harbiden canım çok çekti ya. Bir yerlerim şişecek. Nasıl parlak görünüyor. Ama çok vallahi çok canım çekti. Ama bu bir eziyettir ya. Göz hakkıdır bu ya. Ben şu an ekrana resmen ekmek banıyorum ya. Bir çikolata herhalde ve yaptıkları şeye bakar mısınız? İnanamıyorum. Neden alçılı bir ayak şeklinde beyaz çikolata yaptınız? Ne kadar saçma bir görüntü ya. Hamur şeklinde yapılan bir tatlı mı görüyorum şu an? Önce bir kabuğa benziyor sandım da harbiden içinde hamur var. Ne alaka ya? Peki bir şey sormak istiyorum. Neden hamur şeklinde? Yani daha farklı bir şey düşünemedik mi? Abla aşırı lezzetli bir şekilde yiyor ama görüntüsünün hiç de iştah açıcı olduğunu düşünmüyorum şu an. Resmen hamur yemek gibi bir şey bu. Bu ne ya? Bunu yediğini söyleme bana. Ne bu ya? Yosun bu bildiğin. Harbi yosun mu acaba? Ama şu an yemek istemiyor sanırım. Bayağı mutsuz bir şekilde yiyor. Ha neden böyle bir şey yiyorsun ki? Git çatır ekmek ye mesela veya mantı ye, makarna ye, patates kızartması ye. Oh! Peki size bütün zararlı yiyecekleri önermem. Ara sıra sağlıklı şeyler de yiyin arkadaşlar. Hep zararlı olmaz. Sizin en çok yemeyi sevdiğiniz yiyecekler ne? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ha bu bir pumpkin bats. Tamam, bal kabuğu şeklinde yarasalar mı? Ne? Harbiden! Ana! Jelibon gibi bir şey bu. Hem yarasanın hem de bal kabağının bir tencerede buluşması. Bu bir makarna falan mı? Uf, tadını bilmem canım çekti ya. Ne? Bu da bir çikolata topu gibi bir şey herhalde. Jelibonu çok sevdiğim için böyle jölemsi şeylerin aşığıyım. Kocaman kocaman mavi bir bulutu yiyormuşsun gibi. Çok canım çekti. Karpuz demeyin ya. Karpuz da canım çok çeker. Of. Karpuzun mükemmelliğine bakar mısınız? İçinde hiçbir şekilde çekirdeği yok. En çok sevdiğim karpuz çekirdeksiz karpuzdur. Of, şu an bayağı karpuzdan pizza mı yapıyoruz? Neden peki? Gerçekten aşırı merak ettim. Neden böyle bir tat yapıldı ve acaba tadı nasıl? Karpuzun üzerine ananaslı pizza yaptı. Hayatınızda ananaslı pizza yiyenler var mı? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmasın. Geçenlerde oyun kanalımda ananaslı pizza adlı bir oyun oynadım. Kartlara koyduğum oyun kanalıma gidip o videoyu izlemenizi öneririm. Gerçekten aşırı komik ve eğlenceli bir oyundu. Hazır girmişken de bir aboneliğinizi alırım. Orada da 100 bin olmaya çalışıyorum. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Şu an hayatımızda büyük ihtimal ilk kez böyle bir meyve görüyoruz. Çileyip andırıyor ama içinde sanki bir Hindistan cevizi tarzında bir şey var gibi. Gerçekten aşırı merak ettim. Ne acaba o? İnternette gördüğüm en cool şey bu bir elma mı? Elmaları mangalın içine mi atmışlar? Ay şu an aşırı merak ettim nasıl bir şey oluyor acaba? Çıkar bakayım abi. Ha ananas attın sen. Mesela hayatımda hiç közlenmiş ananas görmemişimdir ve şu an canım deli gibi közlenmiş ananas çekti. Nereden bulacağım közlenmiş bir ananas? Bulamayacağım. Kendi kendime eziyet çektiriyorum. Hiç hoş değil gerçekten. Bu bir mısıra benziyor ama değil. Bu bir tropik meyve herhalde yani. Hayatımda hiç böyle bir meyve görmedim çünkü. Muza da benziyor. Kabak çekirdeği mi? Kabak mı yedi acaba? Çiğ kabak da ısıra ısıra yemezsin yani. Wax candy. Bal mumundan yapılan bir şekerleme mi bunlar? Kaka şeklinde yapılan bir dondurma.
Hem de tuvalet görüntüsüyle geliyor. Ben böyle bir şey yiyemezdim herhalde. Çünkü bana yapılan bir hakaretmiş gibi algılayabilirdim bu durumu. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en tuhaf yiyeceklerine baktık. Bu yiyeceklerden hangilerine canınız çekti yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.